Benim arkadaşlar. Ne yaptınız? Allah aşkına. Orada bekleyin hocam. Abi orada bekleyin. Çocuk çıktı. Abi canlı bir... Ertuğrul nerede? Ha, burada mı şimdi? Deprem olduktan sonra hemen kurumumuzda biz toplandık. Maraş bölgesine çıkmamız gerektiği direktifini aldık. Hazırlığımızı yapıp hemen deprem bölgesine yola çıktık. Deprem bölgesine geçerken Maraş bölgesine çok yakın bir yerde tüneller mevkisi var. 7.6 depremine de burada yakalandık. Oradan güç bela geçtikten sonra da olay bölgesine vardık. AFAD kriz merkezinden aldığımız bilgiye göre bir enkaza yöneldik. Bu enkazda da 4 katlı binanın ilk katı çökmüştü. Diğer katlar duruyordu ama bina yatık vaziyetteydi. Ve tam buranın altından da sesler geliyordu. Hemen çalışmalarımıza başladık. Yatık vaziyetteydi ve çok tehlikeli bir bölgeydi. Aşağıdan çocuk ve bayan sesi geliyordu. Çalışmalarımıza hemen hız verdik. Belli bir saat çalıştıktan sonra bir deliz açtık orada. Ve ben içeride küçük çocuğu gördüm. Bizden biraz korkmuştu, hatta geri kaçıyordu bizden. Ona korkmaması gerektiğini söyledik. Biraz daha açtığımız deliği genişlettik. Onunla konuştum, yaşını sordum, ismini sordum. Biraz güven sağladıktan sonra bize doğru gelmesini söyledim ve çok rahatlıkla küçük olduğu için gelebiliyordu. İlk onu aldık. Yani onun heyecanıyla da daha sonrasında zaten annesini ve diğer kardeşini, ama ne yazık ki diğer kardeşinin üzerine duvar devrilmişti. Onu da çıkardık. İlk enkazımızı bu şekilde bitirdik. Aslında hepsi unutulmayacak anılardı. Bunun çocukları daha çok kurtarırken çok duygulandık. Çocuklar önce bizden korkuyordu. Sonrasında hani onu kurtarmaya geldiğimizi ve onlara bunlar için orada olduğumuzu söylediğimiz zaman bize güvenleri oldu. Daha hepsini de kurtardık. Yani çok 4 tane çocuk kurtardık. Hepsinde de aynı şeyi gördüm. Ve kurtulduklarında böyle boynuma sarılıyorlardı. O çok duygusaldı bizim için. Hepsi bizim için ayrı bir duyguydu. Hepsini görevimizi de layıkıyla yapıp dönmüş olduk. Biz deprem haberini alır almaz kurumumuzda hemen toplandık. Çıkış hazırlıklarına başladık. AFAD Başkanlığımızın talimatı üzerine hangi ile gideceğimizi öğrenerek hemen Kahramanmaraş iline olduğunu söylediler. Bir an önce yola çıktık. Bu depremden 9 saat sonra olan ikinci depreme de yolda yakalandık. Bu da bizim için çok kötü bir tecrübeydi. Ama sağ salim bölgeye ulaştık. Ulaşır ulaşmaz hemen çalışmalara başladık. İlk enkazımıza yönlendirdikten sonra birinci gün, ikinci gün aynı bölgede çalıştık ve toplamda 10 vatandaşımızı, çocuk, yaşlı, genç, kadın, erkek, 10 vatandaşımızı Allah'ın izniyle sağ salim çıkardık enkazdan. Kahramanmaraş iline gittik. Burada unutamadığım bir anım ilk gittiğimiz enkaz oldu. Çünkü bir bina 4 kolonla yıkılmış, ayakları sanki kesilmiş gibi kendi üstünde duruyordu. Burada 2 tane canlı vardı. Deneyim ve tecrübeyle bu tam 2 ranzanın arasını biz hilt ile deldik ve tam 2 ranzanın arasında 2 canlının olduğunu gördük. Yani burada ranzaların, kanepelerin ne kadar önemli olduğunu gördük. Yani hayatta kalanların çoğu genellikle bu ranza boşluklarında, yani kanepe aralarında olduğunu gördük. O an işte gerçekten özellikle küçük çocuklar bizim için çok duygusal oluyor. İlk çıktığı zaman, ilk gördüğümüz zaman Yakup arkadaşımızın boynuna sarıldı. Tabii o anla biz de çok duygulandık. Ondan sonra annesini çıkardık. Yani en sonunda aileden bir hayatını kaybetmiş vardı, onu çıkardık.
Kesinlikle yani o anlar, o duygular kesinlikle anlatılamaz. Gerçekten çok duygulandık, çok mutlu olduk. Sanki bizim çocuğumuz çıkmış gibi o kadar sevindik.